Selamlar. Şu anda Kapuz Boğazı'ndayız. Kapuz Boğazı'nın normalde ön taraftan geliyor insanlar. Yani şu arkamda gördüğünüz boğazın ön kısmını görüyorlar. Oraya araç gidiyor. Ancak biz değişik bir yoldan geldik. Yukarılardan bayağı motorla indik. Çok güzel, renk muhteşem gördüğünüz gibi. Yani şu zakkumlar açsa pembe pembe çok daha tatlı olurmuş. Şöyle ilerleyelim Mert'e doğru. Mert nasıl, yüzesin geliyor mu burada? Ben yüzdüm burada daha önce. Ama şimdi soğuk. O zaman da soğuk ama bu kadar soğuk. Şurası aslında boğaz. Bir kanyon gibi düşünün. Çok tatlı Kapuz çayı. Bomba. Mert kapitan geldi. Bakın karşı güver uçurumunun aslında. Bu bayağı kapuzla birleşiyor demek ki. Güver uçurumunun orada. Kocaman bir mağara keşfettik. Bir kaya mezarı belki de. Evet. Yani kanyonda çeşitli yerlerde var bunlardan çok. Ama elle yuvarlaklaştırıldığı belli yani. Evet, güver hani kanyonu. Oyula oyula böyle. Bir ev olarak kullanmış olabilirler. Evet. Yine terme soslarındır ya buralar. Kaya yapısı. Çok enteresan. Sıva gibi dökülüyor bak artık kaya. Ay evet. Görüyor musun? Yosun. Yosun kaplamış, şey kaplamış. Ay, ciddi bir ses geldi. Vallahi kayası çok yumuşak ya gerçekten. Ya şuradan böyle balyoz gibi bir şey girsen dümdüz eder gidersin ha. Çok enteresan yani. Kesinlikle. Kaya gibi değil yani. Evet, o yüzden kaya tırmanıcıları fazla tercih etmiyor, hemen yıkılıyor diye. Yoldan şu kadar uzaktayız. Bayağı yerleşim varmış burada. Şu tak tak sesini duyuyor musunuz? Ağaç kakan. Bayağı güzel bir evmiş burası.
Mert Bey, bakıyorum sıcak bir kışın tadını çıkarıyorsun. Bu kadar sıcak ki. Şu an 24-25 derece falan. Güneş de 30 dereceyi buluyor, ben sana söyleyeyim. Buluyor, evet. Ya, girsen girersin şu an. Şu an paket servis yapıyoruz değil mi Ebaş? Evet. Bakın paket servisini de buraya alıyoruz. Paket servis şöyle oluyor. Alıp geliyorsun istediğin yere, kendi masanı sandalyene atıp yiyorsun. Çok tatlı bir kamp alanı bulduk burada. O kadar tatlı ki. Bakın manzaraya bakın, karşıdaki toroslara ve çam ağaçlarına. Of. Yeşil şeyin arasında, yurtunun arasında saklanıyor çakallar. Kurbağalar mı var? Evet. Biraz uzamış, bu bekliyor ya burada. Buradaki yıllık şey değil öyle. Ya şey burada değil, yüzmek abi istiyorum. Bu şu yola ne diyeceksin abi? Oo. Bak. Ve bir şeyler örülmüş oraya. Evet, yol yapmışlar bayağı tamamen. Evet. Antik yol var burada. Yükseklere çıktık en sonunda. Güzel bir suya geldik. Burada çok çok güzeldi. Biz geldiğimizde bak, gelirsen buradaki ağacın yapısını görürsünler. Ama yaklaşık da böyle yok olmuş. Bu arada yani bir 10 derece fark etti mi hava acaba? Anladın mı hikayeyi? Ha anladım. Çok güzel geliyormuş. Böyle bir çardak düzgündü ama böyle değildi. Tabii bu sene yağmadı göçmüş artık arkadaşlar yani. Göçmüş bu. Çürümüş gibi yani. Birinin de yaptığını sanmıyorum. Çok güzeldi ama onu eminim yani. Saklı Kent Sanat Kampı. Saklı Kent'te bir sürpriz. Çok güzel gözüküyor. Mert Bey, nasıl buldunuz sanat kampımızı? Oh, airbrush'lar. Atatürkler. Baby lifti yerine yürüyen yolla tırmanıyoruz yukarıya. Gayet güzel. Saklı Kent'in nimetleri. Hava güzel. Buraya normalde daha çok kar yağsa, biliyorsunuz bu kış çok sıcak geçti Antalya'da, daha çok insan olurdu. Çünkü Davraz'dan 1000 kat daha güzel bence. Ama neyse, bu da bizim için iyi oldu. Seda hocam, nasılsınız? Fena değil. İşte çalışıyoruz. Düşe kalkıp bir şeyler. Fakat şey zor değil mi? Kar çok kötü. Kar yani çok kötü. Göstereyim bak şöyle. Yani şöyle. Kar ve yumuşak kar. Toz kar deniyor buna hocam. Toz kar. İşte üstünde yani biraz düşülüyor. Bunda kayılmıyor. Yani ben de kayamıyorum. Vaziyet bu. Evet. Tişörtliyiz. Kalabalık değil. Süper. Eda son hazırlıklarını tamamlıyor. Artık kaymak için önünde hiçbir engel yok. Doğru mu hocam? Biraz yukarı bak.
sola ağırlık. Geliyoruz. Sola sola. Evet, sağa dön. Aha. Çok güzel. Bozma. Bozma bozma. Önüne dengeni al. Pozisyon. Yukarı bak. Yukarı bak. Yukarı bak. Çok güzel. Aynen, devam. Bozma. Güzel gidiyordun. Hadi atla bakalım. Burası benim küçüklüğümden beri annemlerle geldiğim Yeşil Vadi Alabalık çiftliği. Çakırlardadır kendisi. Mert'e de göstermek istedim. Yani ben bayağı bebeyken de burası vardı. Ve hep gelirdik ailecek pikniğe eskiden. Nasıl buldun Mert? Çok güzel ya. Zaten seviyorum. Buraları iyice sevdim. Çok güzel oldu. Açık mı emin olamadık. Bir soralım bakalım. Ya bu çok tatlı ya. Bunu paket yapıp götürmek istedim yani şu anda. Bahçeli bir evim olsaydı. Mika, Şira ve Çokomel'in başına bunu sarabilirdim. İşiyor bir yandan. Sidikli seni. Sidikli ya, sidikli. Mert'in eline işledi. Sidikli. Ya bu var ya, eve sokulmaz bu ya daha. Bahçede her yere işer bu. Ulaşmış rahata. Salıp duruyor. Şurada da annesi yatıyor galiba ama bilmiyorum annesini. Mert Spor geliyor. Mert, dinozor pozu ver. Mert suyun tadını çıkarırken. Kolay gelsin Nazmi'cim. Teşekkür ederim canım. Afiyet, elleriniz dert görmesin şimdiden. Şimdiden afiyet, bağ şeker olsun şekerim. Teşekkür ederim anneciğim.
köye gelinip de gözleme yenmez mi ya? Bin bir türlü ot var orada. Evet, gerçekten bin bir türlü. Memleketim de güzel ya. Burada liman problemi var. Liman küçük kalıyor. Numara çekiyor. Şu anda kalkandayız. Mert de geldik. Mert'cim. Ne haber? Denizin rengine hayran kaldık. Ve kalkanın klasik dağları. Siz ne yapıyorsunuz? Pişt. Mika. Mika. Çılmaz. Şimdi değil. Evet, şu anda çitimiz bitti. Şöyle bir süs yaptık. Hiç fena değil. Ah, kes abi. Tamam. Sen bak bana gösterme ezber. Ne oluyoruz? Sihir, sihir yapıyorum artık. Bravo. Doğru mu? Doğru mu? Ne oldu Mert'cim? Niye yoruldun? Yol çıkıyor mu diye baktım. Çok dik ama. Arabanın önüne taş geldi büyük. Lastiği ona vurmak istemedim. Durdum o yüzden. Hı hı. Yeniden kaldıracağım. Katran dağlarında, Katran ormanlarında geziniyoruz. Arabamız şurada. Dipe dik bir yokuş mevcut. Çok güzel ağaçlar. Kadim kadim. Güzel güzel. Thank you.
Hacı olandan Fellos Kaş'a çıkan döşeme yolu, antik Likya yolu. Karşıdaki yoldan arkadan dolaşıyor. Evet, su yolu var. Döşenmiş amfiteyatro gibi bir şey var. Sarıbelen'den Hacıoğlan'a ilerleyip Arap tarlasına saparsanız Arap tarlasının içinden bu antik döşeme yoluna ulaşabilirsiniz. Ve bu arada deniz kabuğu fosili buldum. Muhteşem bir şey. Likya yolundan geldin, evet. Motorla gelmiştim, ölüyordum böyle sıcaktan, üstüm yapışır. Kendimi çeşmeye gömdüm de önce canım geldi. Çırak ailesi hayratı, su iç kana kana bir Fatiha okusan. Kaç belediyesi şuraya bir bank koymuş. Bak, fidanları sula yazıyor şurada. Şunu doldurup kovayı, bu fidanları suluyorsunuz. Fidanlarımız artık ağaç olmuş. İncirler. Çoban iş, ayran içelim onu. Seyret yani Gökçeören'e çıktık. Gökdere'den devam ettik. Seyret'e buradan da artık Sarıbelen Sidek'e geçebiliriz. Şurası da aslında güzel bir kanyon. Tatlı bir tilki var. Nerede şimdi?